Radyonun icadı. Gögülü Marko'nun evinde çalışmalarını sürdürürken radyo dalgalarını kullanarak havadan iletebilme fikriyle gerçekleşmiştir. Bu yönde çalışmalarını sürdüren İtalyan Mojit 1902'de kabloya da tel olmadan bir diyardan diğerlerine mesaj göndermenin yolunu keşfetti. Bu şekilde telsiz kullanımını resmen başlatan Mojit bu konuda ciddi bir ticari başarı yakalamıştır. Marconi 1894 yılında radarın mucidi Hertz'in yapmış olduğu elektrik kıvılcımı jeneratörünü ve Brandon'ın icat ettiği bir dalga alıcıyı kullanarak oda içinde bulunduğu yerden 9 metre uzaktaki bir kapı zilini çaldırmayı başardı ve radyo dalgalarının bütün dünyada kullanılacağı büyük bir gelişimin temellerini atmış oldu. Bu dönemde radyoyu Marconi'den önce keşfettiğini söyleyen birçok kişi çıkmış fakat sadece bu konuda ticari başarısı bulunan Marconi kabul görmüş ve patent almıştır. Popov, Logi ve Marconi, Edward Brandon'ın bulduğu Brandon tüpü adı verilen ve radyo dalgalarını saptamak için kullanılan bir aracı geliştirmeye çalışıyorlardı. 1890 yılında başlayan bu geliştirme çabaları 1895 yılında Marconi ve Popov'un birbirlerinden habersiz bir şekilde geliştirmeleriyle sonlandı. 1896 yılında ise ilk defa Popov tarafından Hertz isimli Morse alfabesi kullanılarak anlaşılır bir şekilde iletildi. Sonraki yıllarda Lee D. Forrest ve Edwin Howard Armstrong Amerika'da radyo teknolojisinde devreler kullanarak çok büyük yenilikler yaptılar. Gögülü Marko'nun evinde araştırmalarını sürdürürken radyo dalgalarını kullanarak havadan iletilme fikriyle gerçekleşmiştir. Bu yönde çalışmalarını sürdüren İtalyan mucit 1902'de kabloya da tel olmadan bir yerden diğerlerine mesaj göndermenin yolunu keşfetti. Bu şekilde telsiz kullanımını resmen başlatan mucit bu konuda ciddi bir ticari başarı yakalamıştır. Marconi 1894 yılında radarın mucidi Hertz'in yapmış olduğu elektrik kıvılcımı jeneratörünü ve Brandon'ın icat ettiği bir dalga alıcıyı kullanarak oda içinde bulunduğu yerden 9 metre uzaktaki bir kapı zilini çaldırmaya başardı ve radyo dalgalarının bütün dünyada kullanılacağı büyük bir gelişimin temellerini atmış oldu. Bu dönemde radyoyu Marconi'den önce keşfettiğini söyleyen birçok kişi çıkmış fakat sadece bu konuda ticari başarısı bulunan Marconi kabul görmüş ve patent alabilmiştir. Popov, Logi ve Marconi, Edward Brandon'ın bulduğu Brandon tüpü adı verilen ve radyo dalgalarını saptamak için kullanılan bir aracı geliştirmeye çalışıyorlardı. 1890 yılında başlayan bu geliştirme çabaları 1895 yılında Marconi ve Popov'un birbirlerinden habersiz bir şekilde geliştirmeleriyle sonlandı. Sonraki yıllarda Lee D. Forrest ve Edwin Howard Armstrong Amerika'da radyo teknolojisinde devreler kullanarak çok büyük yenilikler yaptılar.